Senin eldiğini ben ham yapayım. Bu pamuk ellerini anneye senin yer bitiyemez. Of be kuzum ya. Gel hadi kapıyı. Gizleme böyle şeyleri. İçin kanırmasın. Gelirken sana ne getireyim? Ha, lahmacun yaptırayım mı? Üstüne şöyle bir de güzel tulumba tatlısı ha? Ne istersin? Nereye gidiyorsun? Söyledim ya hayatım. Koğuştan bir garibanın karısı hamileymiş. Doğurdu doğuracak. Buncağız da bana nazar boncuğu verdi. Git götür diye. İyi git. Söz vermesem gitmezdim ama. İstiyorsan başka gün giderim ha? Yok. Madem söz verdin git. Şunları götürmeyi unutma. Tamam hayatım. Haluk benim koğuştan arkadaşım. Yani bebek bir iki güne doğar dedi ama haberi olmadı adamcağızın. Sus be çocuk, sus artık be. Ben şuradan şuraya gidemiyorum. Nerede kalmış hapishaneye gidip babasına haber vermek? Annesi gidip haber veremedi mi? Anasını kodunsa bul. Bakkala süt almaya diye gitti. İki gün oldu halen gelmedi. Başına bir şey gelmiş olmasın? Gelen benim başıma geldi oğlum. Çocuğu bıraktı, gitti hasban. Ya olur mu öyle şey teyzeciğim? İnsan kendi öz evladını bırakıp gider mi hiç? Gider oğlum gider. Bir kadın parasız, pulsuz, kocasız kaldıysa gider. Ama suç bende. Sen kalk dığdığının dığdığısını akraba diye eve al. Hem de karnı burnundayken. Al teyzeciğim. Bu çantada ihtiyacı olan her şey var. Bez, zıbın, patik. Babası gönderdi. Ah bak bir de bunu gönderdi. Kendi elleriyle yapmış. Yakasına takıver, uğurdur. Kendi elleriyle yapmış. Para gönderseydi ya bunu gönderecek. Para da gönderdi. Az daha unutuyorum. Uyumadın mı sen de hayatım? Uyku tutmadı. Biliyor musun? Bebeğimize ilk bu patikleri almıştım. Vermeye kıyamadım. İyi ettin hayatım. Hatıra olur. Zaten geriye bir bu patikler. Bir de ultrason kağıdı kaldı bebeğim. Sen ne yaptın? Gittin mi arkadaşının karısını ziyarete? Gittim de karısını göremedim. Niye? Taşınmışlar mı? Yok hayatım. Kadın çekip gitmiş. Hamile hamile. Bir hafta önce doğurmuş. Babasına haber vermemişler. Kadın da iki gün önce yaşlı bir kadına bırakıp bebeği çekip gitmiş. Öz be öz evladına. Ya. Ne anılar var işte. Oğlanı da bir görsem, o kadar tatlı ki. Şöyle sevmek için elimi uzattım. Parmağımı tuttu minicik elleriyle. Böyle gözümün içine baktı. İşte görüyorsun değil mi Kudret? Böyle kıymet bilmeyenlerin evlatları olur. Anaları bırakıp çekip giderler. Ben bebeğim olsun diye... Hakikatte adammışsın be Kudret. Yani adamın hasıymışsın.
Daha çıkalı haftası olmadı, ziyarete gel. Ben de söz namusudur Haluk. Uğrayabildin mi benim hatuna? Doğum ne zamanmış? Ben sana önce müjdeyi vereyim. Nur topu gibi bir oğlun olmuş. Hay ağzını öpeyim senin. Ne zaman? Dün mü? Yok abi. Bir hafta önce. Niye gelip bana bir şey dememiş? Niye getirip oğlanı göstermemiş? Nasıl söyleyeceğimi bilemedim ki abi. Senin hatun işte... Kudret! Ya, lafı dolandırma da söyle. Ne olmuş benim hatuna? Yoksa doğum sırasında bir şey mi olmuş? Yok abi, bir şey olmamış da. Yani sağlığı yerinde de. Bebeği yanında kaldığı akrabasına bırakıp sırra kadem basmış. İçerideki adama böyle şeyler daha çok koyar diye saklayayım dedim ama bir yandan da bilmek hakkın diye. Neresini yaptın aslanım? Belliydi böyle olacağı. Ayda bir görüşe zor gelen kadın benim yolumu gözleyecekti sanki ha? Demek bebeği bırakıp gitmiş ha? Ben o akrabası denen akbabayı da biliyorum. Üçüne kalmaz oğlanı bir yurda falan koyar o. Abi belki sen çıkıp gelene kadar... Ben bir daha buradan çıkamam. Hiç belli olmaz. Bakarsın hakim kalemi kırarsa ömrü billah buradayım. Kudret. Ben buna hakkım yok biliyorum ama başka da kimsem yok. Sen varsın. Benim oğlana sahip çık olur mu? Heder olmasın zavallı. Sahip çıkarım abi. Sen hiç merak etme. Öf! Bıktım usandım vallahi. Her gün bez yıka, bez as, bez topla, öp be. Ay. Bugün gidip babasına verdim müjdeyi ben. Karısının kaçtığını da söyleseydin. Söyledim, onu da söyledim. Hala anasından haber yok mu? Yok, terbiyesiz. Telefon numarasını da değiştirmiş. Ha oğlum, ben bu yaşta bu çocuğa nasıl bakarım? Benim kendime hayrım yok. Ben masraflarına yardımcı olurum. Ya oğlum bu masrafla biter mi? Ben kendime bakamıyorum. Bunun biberonuydu, mamasıydı. Hadi şimdilik iyi kötü komşular yardım ediyor. Yarın bir gün heveslerini alınca ne yapacağım ben? Başka akrabası yok mu? Halası, teyzesi falan. Ayol akrabaları kendi çocuklarına sahip çıkamıyor. Kaldı ki buna mı sahip çıkacaklar? Vallahi olmadı, götürür yurdun kapısına bırakıveririm. Anası babası bakmadıktan sonra ben mi sahip çıkacağım elin çocuğuna? Şu Masum'a. Zeliş, evde misin hayatım? Mutfaktayım canım. Nasıl olmuş arkadaşının bebeği? Annesi dönmüş mü? Henüz değil. Zeliş, hadi gel bak sana ne getirdim. Yine bana hediye mi aldın Kudret? Gel gel. Sevgilim ben çocuk muyum ya? Bana böyle hediyelerle derdimi unutturmaya falan çalışın. Thank you.
Yani eserekli olduğunu biliyordum Kudret ama bu kadarını bilmiyordum ya. Sen niye el alemin bebeğini alıp da eve getiriyorsun ya? Ya babası hapishanede kızım. Çıkıp çıkmayacağı belli değil. Annesi çekip gitmiş. Bunu da vermişler cadı bir karının eline akrabası diye. O da yetimhaneye vereceğim falan deyince... İçim el vermedi Bezeliş. Baksana, nur topu gibi oğlan. Yazık günah ya. Ya, ya kedi yavrusu mu bu ya alıp getiriyorsun? Allah'ını seviyorsun al götür bunu ya. Bir akrabası falan vardır şimdi bunun. Ya yok akrabası falan, sorup soruşturdum ben. Kimsenin ilgilendiği falan yok. Hem ben de babasına söz vermiş bulundum sahip çıkarım diye. Öyle mi? Madem söz verdin Kudret Efendi, oturur bakarsın. Vallahi parmağımın ucunu sürmem ben buna ya. Ya ben daha kendi bebeğimin acısını unutmadan... Üf ya, bu ne ya? Önce ıslak havluyla temizlemen gerekiyor güzelce. Islak havlu? Benim makyaj masamda var. Sonra da benim yine orada pudram var. Güzelce pudrala yoksa pişik olur o. Aman Kudret ya. Tamam ya, tamam ya. Hallediyorum işte. Kudret. Kudret ağlıyor bu. Hadi çabuk ol. Tamam hayatım. Mamasını hazırlayıp geliyorum hemen. Acıkmıştır. Yani getirdin mi bu bebeği buraya? Doğru düzgün ilgilen şununla ya. Geldim, geldim.